Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde mobil oyun tasarımı ve mobil oyunla alakalı yapılabilecek olan işlemleri göreceğiz. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Mobil oyunla alakalı işlemleri yapabilmek için Animate CC programında Animate CC ile alakalı çizgi film tasarımı derslerimin öncelikle bir miktar izlemenizde fayda var. Çünkü programın kullanılışını anlatmaktan ziyade JavaScript ve ActionScript üzerinden mobil oyun tasarımını size anlatmaya çalışacağım. Haftalık olarak yaymış olduğum bu dersler ile ilgili işlemleri, ilgili oyunu yapabilecek hale geleceksiniz. Sürekli anlatacak olduğum özellikler sizlere oyunlarda nesne toplama, nesne yok etme, labirent çizme, bir karakterin bir karakterle karşılaştığı zaman hangi kodların kullanılması gerektiği gibi aslında her hafta anlattığım bileşenleri topladığınızda bir oyun tasarımının ortaya çıkmış olduğunu göreceksiniz. Bu haftaki dersimizde de özellikle nesne toplama ve nesnelerin görünürlüğü ile alakalı işlemleri yapmak üzere bir işlem yapmaya çalışacağız. Öncelikle Animate CC üzerinden HTML5 Canvas seçeneğini tıklayarak İlk işlemimizi gerçekleştirelim. Bakınız arkadaşlar, oyunlarda sıklıkla kullanılan özelliklerden birisi nesne toplama özelliğidir. Yani bir altın toplarsınız, bir silah toplarsınız veya herhangi bir şekilde bir işlem yaparsınız. İlk olarak bu özelliğin gerçekleştirilmesi, nesne toplanması, nesnenin envantere yazılması, bir yerden bir yere gönderilmesi ya da nesnenin opasitesinin düşürülmesi gibi temel özelliklerimizi JavaScript üzerinde oyun tasarımı ile alakalı görmüş olalım. Bunu gerçekleştirebilmek için ilk olarak layer'ımın ismini ne diyelim? Altın toplama diyelim mesela. Bu videonun altında görmüş olduğunuz linkten birazdan bu getirecek olduğum görselleri bulabilirsiniz. Ben buraya bir adet bir movie clip açayım. Ve bu movie clip'in içerisine altınlarımı yerleştireyim. Buraya altın ismini verelim. Bakınız burada önemli olan noktalarımızdan birisi şu an fareyle göstermiş olduğum bu bölmede tam olarak şu orta noktayı referans olarak seçiniz. Okey diyorum. Çift tıklayarak içine dahil oluyorum. Bu görünümü siliyorum. Ve videonun altında bulunan linkten şu göstermiş olduğum bu altınları ne yapabiliriz? Alabiliriz hepsini bir bütün halinde. Şimdi burada yaklaşık olarak 10 tane altın var görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu bir oyun grafiği haline getirebilmek için şöyle yapmam gerekecek. Öncelikle burada var olan her altını, noktasal olarak her altını şöyle bir hale getirelim. Yani mevcut olan hepsini siliyorum. Sadece şöyle bir adet altın kalsın ortada. O da şu olabilir. Bu büyüklükte kalabilir. F6 diyorum. Swap özelliğini kullanarak bunu ikinci altınla. Bir daha F6. Swap özelliğini kullanıyorum. F6. Bu şekilde mevcut özelliğimizi kullanarak burada parada bir dönme hissiyatı vermiş oluyoruz. Bu yapmış olduğum işlemin daha detaylısını görebilmek için arkadaşlar Street Fighter animasyonumuza bakabilirsiniz. Şöyle bakalım, burada bir yerde bir sıkıntımız var. Bu Gold 1, burası Gold 2, şunun Gold 10 sanıyorum buraya girdi. Evet. Bunu sürükle bırak yöntemiyle en sona bırakıyorum. Ve bu bölgeyi de Shift F5 ile siliyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde bir altın dönmesi hareketi var. Ancak buradaki sıkıntımız nedir? Bakınız tam olarak faremin bulunduğu şu bölmede frame per second 24'te görünüyor. Bunu bir miktar yarı yarıya düşüreyim. Bakınız bir ön izlemeye bakıyorum şu anda. Ctrl Enter diyorum. Evet, şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ön izlemede çalışıyor. Sahne 1'e geri dönerek burada kısa yolu Q olan Pre-Transform aracı ile ne yapıyorum? Nesnemi küçültüyorum. Bir miktar küçülteyim. Referans noktasını ortaya alıyorum ve küçültüyorum. Bakınız nesnem şu an Ctrl Enter dediğimde kendi ekseninde dönen bir para olarak görünüyor.
Evet, şöyle baktığımız zaman kendi turunu atan bir para. Benim amacım burada var olan bu parayı arkadaşlar toplamak. Yani bir noktadan bir noktaya taşımak. Ve bu toplama işlemini gerçekleştirmek. Bunu yaparken oyunlarda sıklıkla gördüğümüz bu özelliği yaparken öncelikle bizim buna bir instance name atamamız lazım. Bu movie klibimize bir instance name atamamız lazım. Instance name dediğimiz olay tam olarak bu bölmeden verilmekte arkadaşlar. Aslında instance name dediğimiz özellik bir kimliklendirme özelliğidir. Yani nesneye bir isim verdiğinizde artık o nesne tanınmış olur ve bilgisayarda programlama yaparken o kimlikle nesneyi çağırırsınız. Biz buna şöyle bir isim verelim. Ne diyelim mesela? Buton adını verelim. Butonum adını verelim hatta. Buton gibi tıklayacak olduğumuzu düşünelim. Butonum adını verelim. Bakınız artık bunun ismi butonum adını almış oldu. Şimdi ben burada şöyle bir yol izleyeyim. Yeni bir layer açıyorum. Buraya da JavaScript adını vereyim. Buraya script kodlarımı yazacağım. F9'a basarak kod yazacak olduğum paneli açmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu butonum olan az önce butonum dediğim için buraya butonum adını verdim. Bunun üzerinde bir toplama özelliği yani tıkladığımda yok olmasını istiyorum. O zaman buna bir olay döngüsü yükleyelim. Event yani. Bu olay döngüsünü yükleyerek şu anda bakın gidiyoruz. Bu buton üzerinde bir olay döngüsü yüklüyoruz. Bu olay döngüsünün adı nedir? Click olayıdır. Yani tıklama olayıdır. Ki double click gibi, right click gibi başka özelliklerimiz de var ama biz şu anda sadece en temel özellik olan tıklama özelliğini devreye aldık. Bu durumda butonu bize gizlesin. Bakın şu son yazdığım kısmı ne yapabiliyorum? Türkçe yazabiliyorum. Ancak ü, ö gibi kelimeleri kullanmadan. Buraya yazmış olduğum özellik benim kendi vermiş olduğum fonksiyonun ismi. Yani ben buraya hide button da diyebilirdim İngilizce. Ya da butonumu gizle de diyebilirdim. Veya o G'yi küçük de yazabilirdim. Ama burada önemli olan ne? Bu şekilde herkesin bir tarzı var. Buradaki G'yi ben büyük yazmamın sebebi hani okunması rahat olsun diye böyle bir yol izledik. Bind dememin sebebi buradaki fonksiyonu kapatıyorum artık. Yani bir nevi nokta koymuş oluyorum diyebiliriz. This diyerekten. Sonra bir paragraf daha burada. Köşe parantezimizi koyduk. Noktalı virgül diyerek bir alt satıra ineceğim. Bu bir alt satırda fonksiyonumuzu tanımlayalım. Butonu gizle. Parantez açıp kapatalım. Ve yapılacak olan özelliğimizi hemen buraya bir süslü parantezle belirtelim. Eğer ben bu özelliğe tıkladığımda ne olacak hemen ona bakalım. Bunun visible özelliğini denetlesin. Yani görünüm özelliğini denetlettirelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bir test edeyim. Çalışıyor mu onu bir göreyim. Bunun üzerine bastığımda bunun çalıştığını görüyorum bakınız. Şimdi burada olayımızı bir daha bir test edelim. İkinci bir test edelim. Bakın arkadaşlar burada önemli olan nokta bu butonumun üzerine tıkladığım zaman çalışıyor olması yani yok oluyor olmasını şöyle bir analiz edelim. Nasıl biz bu işi yaptık? Nasıl ben buna tıkladım da yok oldu? Olayını bir görelim, anlayalım. Şuradan başlayarak anlatmaya başlayayım size. Bu buton isim vermiş olduğum instance kısmı. Buna bir olay yükledim. Olay click olayı. Bütün bu görmüş olduğum olay butonu gizli adıyla bir fonksiyon ismi haline getirildi. Burada nokta konuldu ve bir alt satıra inildi. Yani ben birazdan bu butonu gizli özelliğini gördüğümde bu butona bir olay yüklediğimi, olayın da click olayı olduğunu algılatıyorum. Bundan sonra artık butonu gizli yazısını gördüğümde, yani burada tam olduğu gibi, buna bir fonksiyon atamak durumundayım. Şimdi diyor ki sana, sen bir butonu gizli diye bir ürün ürettin fakat butonu gizli ne yapacak? O zaman da diyorum ki bu butonum dediğim özelliğin görünümü yanlış da olsun. Eğer false yerine true yazsaydım bir şey değişmeyecekti. Şimdi mesela burada arkadaşlar visible yerine alfa kısmını denetleyecek olsaydım opacity yani opaklık değerini düşürmüş olacaktım. Alfa değerini nasıl denetleyebilirim? Mesela yarı yarıya düşürebilirim. 0,5
diyebilirim. Deneme için ekranımı aldığımda görmüş olduğunuz üzere bakın tıkladıktan sonra üzerine yarı yarıya tekrar edelim. Bir daha refresh yapayım sayfamı. Bakın tıkladıktan sonra üzerine yarı yarıya alfanın gitmiş olduğunu görüyorum. Ben burada başka bir ek özellik olarak şunu da yapabilirdim. Mesela derdim ki bu butona tıkladığımda sadece alfa değil x koordinatında yer değiştirsin. Mesela x koordinatı 480'e gitsin. Hani oyunlarda nitekim nesnelerin üzerine tıkladığınızda bir yerden bir yere taşıma özelliğinin de olduğunu görmüş oluyorsunuz. Bakalım. Ben nesnemin üzerine tıkladığımda nesnem buraya gitmiş oldu. Bunu çift parametreyle de yapabilirdim. Bu butona y koordinatında derdim ki misal 45 numara yani 45. pikselin buluştuğu kesişim noktasına git. Tıkladığım üzerine bakınız ne olmuş olacaktı bu defa nesne buraya kaymış olacaktı. O halde şöyle bir şey yapalım. Bir envanter mantığıyla bakalım. Nesnemi tıkladığımda gene this buton şöyle bir butonum nokta alfa. Buradan da neyi anlıyoruz? Birçok parametreyi arka arkaya buraya koyabiliyoruz. Mesela yarı yarıya düşürmesin. 0,25. 4'te 1 oranında düşürsün. %25'e kadar düşürsün. Ctrl Enter dediğimde nesnemin üzerine bakın tıkladığım zaman nesnem bu tarafa doğru kaymış ve burada hareketin devam ettirmiş oluyor. Eğer ben bu hareketi durdurmak istiyorsam bu defa da this butonum play özelliğini girmiş olmam gerekecek. Arkadaşlar bu özellikler bize bir Lego parçaları gibi oyunda oyun üretimi özelliklerinde nesne toplama özelliğini anlatmış oluyor. Bir sonraki dersimizde sırayla nesnelerin etkileşimi ve nesnelerin üzerinde yapılabilecek işlemleri sizlere göstereceğim.